Şimdi şişeni nasıl boyuyorsun gör. Evet. Evet, aynı bunun gibi yapacağız. Yani şöyle olacak. Bak seninki de onun mavisi olacak. Gördün mü? Bunu da boyadık. Gördün mü? Seninkine de böyle çeşitlendireceğiz. Ya da şey de yapabiliriz. Hani böyle nazar boncuklu da yapabiliriz. Olur mu? Bak şimdi nazar boncuğu yapabilmemiz için böyle, tamam mı? Bak şöyle nazar boncuklarımızı, tamam mı? Sen de yap. Evet, nasıl istersen, nereye istersen öyle yapabilirsin. Puantiye gidelim şöyle. Sonra buraya yap. Çeşitli böyle. Böyle eski çeyiz kutularını böyle çocuklarımız için oyuncak koymak için kutulara çevirdik. Evet. Hem Akçok Hoca'yı anımsatan bir şey olduğu için de bu şekilde düşündük. Mesela eski kahverengi, eski meyus tutmuş sehpaları bu şekilde renklendiriyoruz. Evet. Mesela örneğin şu tekrardan hayata geçecek ceviz bir sehpa, yani eskiden bunlara cariye sehpası denirmiş. Ama boyamış hanımefendi. İstediği gibi olmamış. Evet. Birkaç gün sonra bizim dükkanımızda hayat bulacak. Eski bir 90 yıllık mesela işte saat. Kahverengiydi. Gri istediler. Griye çevirdik. Annemizden kalma dantelleri atmıyoruz bu şekilde tablolarla. Değerlendiriyoruz. Biz burada eskiyi, her şeyi değerlendiriyoruz. Ama mesela yeniyi de canlandırıyoruz. Ahşaba hayat veriyoruz. Çocuklarımızla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Özellikle çalışan anneler için ideal bir yer. Biz evet. Burada çocukları hem oyalıyoruz güzel. Arada bir kitap okuma saatlerimiz oluyor. Bakın böyle kitaplar yapıyoruz. Annelerimize sunumluklar hazırlıyoruz. Şişelerle vakit geçirmeye çalıştırıyorum çocukları. Hem uygun hem de güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Tabletten, telefondan uzak dururlarsa bizim için o kadar keyifli oluyor. Anneler de bunu seviyor, zevkle çalışıyor çocuklarınızla. Hediyelik eşyalar da yapıyorum aynı zamanda. Evet. Daha doğrusu biz burada kişiye özel çalışıyoruz, eskileri yeniliyoruz, ahşaba hayat katıyoruz. Ve halk eğitimin kursları var. Kurslarından öğrencilere ürün yapıyoruz, ürün hazırlıyoruz. Mesela bunlar bizim kendi imalatımız. Bunları MDF olarak alıyoruz. Ustamızla birlikte istediğimiz şekiller verip herkesin evlerinde mesela şu şekilde isterseniz balkonunuzda çiçeklik olarak da kullanabilirsiniz ya da mutfağınızda kupa koyabilirsiniz. Yani çeşitli her şey bunları biz kendi atölyemizde yapıyoruz. Peki, nasıl bir duygu bu? Valla işe yaramak insanı güzelleştiriyor, iyileştiriyor. Yani evde oturup boş oturmaktansa, telefonlarda oynamaktansa bu şekilde zamanımızı değerlendiriyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Buraya gelip öğrenmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Herkes bir şeyler yapabilir. İnsanlar evlerini kendi boyayabilir. Ayrıca biz mutfak, banyo, her şeyi boyuyoruz. Evlere gidiyoruz. Bizi
takip etmek isterlerse Atölye Zümrüt'ten de internetten takip edebilirler. Yaptıklarımızı görebilirler. Evet, şimdi eskinin kalitesini değerlendiriyoruz. Eski, evet, adı eski ama eskiler daha kaliteli yaptıkları için onları değerlendiriyoruz. Bakın bayağı bir eskiydi ama şimdi hanımefendi geldi, kendi yaptı. Boyadı. Şu an sadece cilalanacak ve evine gidecek. Aynı zamanda mesela şurada da sehpalarımız var. Başka bir hanımefendinin de mesela burada tamir edildi. Biz tamir ettik. Gelecek ve kendi boyayacak. Arzu ederse bizim de yardımımızı alacak. Bu şekilde de yardımcı oluyoruz insanlara. Valla Akçakoca'da her kadın becerikli, her kadın bir şeyler yapabilir. Eskileri atmıyoruz, yenileri el sürülüyor çünkü. İstediğiniz gibi ben size yardımcı olabilirim. Buyursunlar, herkesi bekliyoruz atölyemize.